Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna linehtediye leula en hadanallah. Laqad ca'at rusulü rabbina bil hak. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve aleyhi sallam Muhammed. Sallu ala şefi'i zünubina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbi yessir ve la tuassir. Sehil aleyna bifadlike ya müyessir. Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve ihlasen ve nuran. وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Yüce Rabbimiz hepimizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi, evlatlarımızı, neslimiz, zürriyetimizi kendi yolundan, istikametten, imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Beş vakit namazlarını vaktinde en güzel bir şekilde kılan bahtiyar kullarından olmamızı hem bize hem çocuklarımıza, neslimize, aile bireylerimize nasip eylesin. Ve ümmeti Muhammed'i her türlü kazadan, beladan, sıkıntılardan, afetlerden muhafaza eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bugün itibariyle 23 Haziran Perşembe 2022. Efendi Hazretlerimiz ahirette irtihal buyurdular. Rabbim gani gani bol bol kendisine rahmetler eylesin. Kabrini cennet bahçesine bir bahçe eylesin. Ve en çok titizlikle dikkat etmiş olduğu sünnete bağlılığıyla inşallah sünnetlerin efendisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kendilerini ve bizleri komşu eylesin. Amin. Bırakmış olduğu o güzel yolunu, davasını da devam ettirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Güzeldi, güzel yaşadı ve hep hayırlarla anılarak ahirette irtihal buyurdu. Gidiyor, anılmaya da devam edecek. Ne güzel ettin, bir iz bıraktın, bir yol bıraktın. Bu kadar talebeler, bu kadar efendim seni seven hayranların oldu. Elhamdülillah. Dünyalı hiç meyletmedin. Biz şahidiz, biz gördük, yaşadık. Seninle beraber olmaya çalıştık. Efendi Hazretlerimiz, bir tanemiz, şeyhimiz, liderimiz, önderimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinden yürümeye çalışan bu çağın 20. asrın, 21. asrın sultanı. Evet, taviz vermeden yürümek buna derler. Herkesin zorla efendim örtüsünü örtündüğü zamanda o noktada mücadele veren büyük bir insan. Evet, sadece şu kadar anekdotu söyleyeyim. Konuma geçeceğim, dersime geçeceğim. Bir gün Efendi Hazretlerimizi bayram ziyaretinde yaptığımda Ayhan Sorgar vardı, profesör Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde. Onunla beraber muhabbet ederken gördüm. Şöyle diyordu Efendi Hazretlerimiz Ayhan Bey'e, Ayhan Songar'a, rahmetliye. Ayhan Bey, Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ı Firavun gibi bir kafire bile gönderirken ona yumuşak konuşun diye emir buyurdular. Biz ise bugün maalesef insanlara din anlatırken sert davranıyoruz. Bir şeyler söyleyeceğiz ama o insanlara efendim bunu yumuşak söyleyemiyoruz. Halbuki biz ne Musa Aleyhisselam'ız bir peygamberiz ne de karşımızdaki konuştuğumuz Firavun gibi bir asi insan. Dolayısıyla çok dikkat edelim demişlerdi. Hakikaten bunu bir ölçü hayatımızda kabul edelim ve insanlara dinimizi anlatırken çocuklarımıza, çevremize o yumuşaklığımızı hissettirmeye, göstermeye çalışalım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim başarılar nasip eylesin inşallah. Amin. Yine ciğerimizin adeta yanmış olduğu şu
efendim orman yangınlarının da bir an evvel bitmesini, bir daha da olması nasip etsin inşallah. Biz duacıyız, dua edeceğiz. Müslümanın en büyük silahı, dua silahı var. Dolayısıyla bu dua silahımızı kullanıyoruz. Ya Rabbi her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ya Rabbi ülkemizi ve İslam alemini şerlerden koru, şerlilerden koru. Yapılan tuzakları, hainlikleri kendi yapan insan üzerine ne geçir ya Rabbi? Müslümanları aziz eyle, galip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bugünkü dersimizin konusu temizlik. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Eyyub el Ensari, Eyüp Sultanımız var ya, o mübarek rivayet ediyor bize. Diyor ki şöyle buyurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Büyük veya küçük abdest bozarken kıbleyi önünüze dağılmayın, arkanıza dağılmayın. Yani ya doğuya ya da batıya dönün buyurmuşlar sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tuvaletinde yapacağım bu ihtiyacımız giderirken de bir adabı, bir edebi, bir sünneti, bir yolu, yordamı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızın bütün noktalarına efendim dokundu. Bunlardan bir tanesi de yine banyo, tuvalet adablarımızdı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki kıbleye saygılı olmak için önünüzü ona tarafa doğru vermeyin, arkanızı da vermeyin buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla buna ilk etapta, ilk öncelikle müteahhitler inşaatlarını yaparken, daireleri yaparken, binalarını yaparken tuvaletin efendim o taşını koymuş oldukları yerlere çok dikkat edecekler. Bu bir vebaldir. Bu efendim beraberinde büyük bir mesuliyeti getirir. İnsanlar şimdi ufacık bir metrekareyi bile değerlendirmek için bunlar efendim bu hassasiyetlere dikkate almıyorlar. Ama biz alacağız. Baktık bir daire almışız. Fakat dairenin tuvalet efendim taşı maalesef kıbleye bakıyor veya kıblenin arkamıza döndüğümüzde kıblede kalması söz konusu olabiliyor. O zaman biz kendimiz ufak bir maddi çalışmayla beraber onu hemen değiştireceğiz. Çünkü vebaldir. Dolayısıyla dostlar, güzel insanlar, Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi kendi yolundan, istikametten ayırmasın. Kıblemize efendim sahip çıkan, kıblesine saygı gösteren, kıblesine efendim dikkat eden ve bugünkü kıblemiz Kabe'miz, dünkü kıblemiz Mescid-i Aksa'mız ve bunlara inşallah Rabbim en güzel bir şekilde İslam aleminin bu noktada ortak bir efendim payda olarak görmesini, orada sözlerimizin İslam aleminin bütün ülkelerin efendim ortak temsilcilerinin olup da sözlerinin geçmesini nasip eylesin. Kabe bizimdir, Mescid-i Aksa bizimdir. Kıyamete kadar da bizim olacaktır inşallah. Tuvaletin buraya gelmişken tabii adaplarından da bahsedelim. Kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda der ki tuvalete girmeden önce hafif bir sesle Bismillah diyeceğiz. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Allahümme inni e'ûzü bike minel hubisi vel habâis. Bu duayı okuyacağız. Tuvalete girmeden kapının efendim önlerinde hafif kendimiz duyacağımız bir sesle ilk önce bir Bismillah diyeceğiz. Sonra Allahümme inni e'ûzü bike minel hubisi vel habâis. Yani Allah'ım her türlü pislikten ve necasetten sana sığınırım diyeceğiz. Sol ayağımızla tuvalete gireceğiz. Dikkat edelim ayaklarımızla efendim. Bu bir adaptır, edeptir. Yapılması en güzeliyle bize buyurulmuştur. Kurallara uymaya çalışalım. Camiye girerken, evimize girerken sağ ayağımızla gireriz. Tuvalete girerken ise sol ayağımızla gireriz. Camiden çıkarken sol ayağımızı çıkarız. Tuvaletten çıkarken sağ ayağımızla çıkarız. Bu da bizim için önemli bir edeptir, kuraldır. Ve şunu der kitaplarımız. İnsan tuvalete girdiği zaman efendim
kesinlikle ama kesinlikle özür bulunmadıkça ayakta bevletmeyecek. Aynı erkek kardeşlerimize söylüyoruz. Efendim kesinlikle eğer ayağınız kırık değil, alçıda değil, ondan sonra oturabiliyorsanız oturarak tuvaletinizi yapacaksınız. Yapmamız lazım. Bu da bizden isteniyor. Niye? Çünkü kabir azabının buyuruyor, kabir azabının çoğu idrardandır. Ayakta yaparsanız o idrar sıçrantıları üzerinize gelecek. Efendim size bulaşacak ve siz de Allah korusun ilk bu noktada cezayı kabirde çekmeye başlayacaksınız. Niye dikkat etmediniz diye. Biz ona göre efendim programımızı yaparız. Müslüman olarak taharetlenmeyi dikkate alırız. Oturmamızı dikkate alırız. Sıçramasın diye efendim üstümüze orayı dikkate alırız. Sonra girerken eğer mümkünse çoraplarımızı çıkartırız ve paçalarımızı yukarıya doğru sıvarız. Erkekler için söylüyorum. Bunlar önemli şeyler. Sonra efendim diyelim ki idrarımızı yaptık. Bittikten sonra da belki bir erkekler için birkaç tane damla kalabilir düşüncesiyle diye böyle öksürerek o damların da gitmesini sağlarız. Ondan sonra su ile taharetleniriz. Efendim güzel bir şekilde güzel yıkanırız ve efendim sonra da tuvalet kağıdıyla veya peçeteyle neyse kurulanırız ki Allah'ın izniyle herhangi bir şey efendim bulaşmasın bize diye düşünüyoruz çünkü kabir var, ahiret var, hesap var, Allah'ın huzuruna çıkmak var, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu benimsemek var. Hep bunlar Müslümanın hayatının olmazsa olmazıdır. Elhamdülillah. Yani dolar, euro, altın çıkmış, inmiş, şu mu falan bu kadar bizi bağlamaz. Biz bunları efendim tamam kullanırız ama o kadar etkisinde kalmayız. Yani kalbimize bunları efendim oturtmayız. Çünkü para kalbe niye girsin ki? Kalbin sultanı var. Orası bir saraydır. Oraya efendim böyle parasal noktada efendim çok düşük seviyeler efendim sultanlık olan yere saraya kondurulmaz. Oraya efendim getirilmez. Oranın sevgilisi var. Allah Celle Celaluhu başta olmak üzere sonra Allah'ı seven yıldızlardan başta yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere onların sevgisini kalbimize koyarız. Dostlar işte tuvaletten çıktığımız zaman da Allah'ımızın bir ikramı olduğu için tuvaletimizi rahat rahat yapabildik. Hemen çıkar çıkmaz şunu söyleriz. Ufra neke deriz ve Elhamdülillahillezî ezhebe annil ezâ ve afâni. Bu tuvaletten çıkış duası, giriş duası bazen görüyorum ben evlerde. Elhamdülillah güzel çıktılarını alıyorlar böyle efendim yapıştırıyorlar tuvalete giriş ve çıkış duasını kapının oraya. Girerken hemen girmeden önce onu okuyor, giriyor sol ayağıyla, çıkınca da efendim sağ ayağıyla çıkıyor, sonra da yine o duayı okuyor. Bunlar bize çok büyük ikram getirir. Allah-u Teala'ya hamd ediyorsunuz, Ya Rabbi sana hamd olsun, şükürler olsun bu tuvaleti bana rahat yaptırttın diye. Öbür türlü Allah korusun ne hastalıklar var, ne hastanelerde efendim bunlar rahat yapamadığı için yatan insanlar var. Ne çileler çekiyorlar değil mi? Rabbim muhafaza eylesin ya Rabbi. Anlatmışımdır. Yeri gelmişken yine söyleyeyim. Bu Aksaray'dan Beyazıt'a doğru çıkarken sol tarafta Laleli Camii var. Laleli Camii'nin yapılmasına vesile olan hususta padişahlardan 3. Mustafa vakti zamanında biraz şımarır gibi olmuş artık nasıl bir şey kapıldıysa, kibir gurur mu anladı nasılsa bu Allah dostu Laleli Baba Hazretleri padişahım gururlanma kibirlenme Allah Celle Celaluhu yediğini içtiğini sana çıkarttırmasa kabız olsan perişansın diyor. O da kızıyor kendisini içeri attırtıyor. Sonrasında hakikaten kabız oluyor 3. Mustafa koca padişah. Ne yapacağını bilemiyor. Doktorlar falan Allah şifa vermeyince veremiyor. Neticede anlıyor hatasını. Hoca efendiyi çağırtırıyor. Hocam ben ettim sen etme.
Peki padişah efendim herkese para verdin, ilaçlara, doktorlara, bana ne vereceksin? Bir kese altın olmaz, üç kese, beş kese olmaz, olmaz, olmaz. En son padişah diyor ki ben bittim, yanıyorum, Allah yardım etsin bana. Ne olursun hocam dua et bana, padişahlığımı vereceğim eğer kurtulursam. Hoca efendi tamam diyor. O zaman Bismillah bir Fatiha suresini okuyor karnına. Sıvazlıyor ve Allah'ın izniyle tuvalete zor yetiştiriyor. Üçüncü Mustafa padişah kendisini. Rahatlayınca koşa koşa geliyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diye diye. Sonra hocam diyor ben anladım hatamı ve siz buyurun padişahlık koltuğuna oturun. Lale Elbaba Hazretleri diyor ki efendim az önce bu koltuğu neye değiştirdin? Bir tuvalete değiştirdin. Değmez, ben oraya oturmam diyor. Efendim ama haddini bil diyor. Padişahım diye gururlanma diyor. Sonra 3. Mustafa Lalelev Camii'ni yaptırıyor kendi parasıyla ve efendim o cami ismini de o zatın Laleli Hazretleri'nin ismini vererek Laleli Camii diye biliyoruz. Dolayısıyla Allah bize sıkıntı vermesin. O zaman anlıyoruz biz efendim tuvalet nedir, küçük abdest nedir, büyük abdest nedir diye. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Bir tane cemaatim vardı. Küçük abdestini yapamamaya başladı adamcağız. Baktım günde 3-4 kere efendim sondayla giriyorlar. Efendim o ufacık delikten ondan sonra kendisinin idrarını almaya çalışıyorlar. Onu rahat ettirmeye çalışıyorlar. Ya Rabbi öyle durumuna getirme bizi ya Rabbi. Sağlık afiyet nasip et ya Rabbi. Amin amin amin. Dostlar yine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki kitaplarımızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dışarıda kaldığında işte geziye gidiyorlar, gazaya gidiyorlar efendim. Böyle olduğunda tuvalet ihtiyacını gidermek istediğinde kimsenin göremeyeceği kadar uzağa giderdi diyor. Muğire bin Şube radıyallahu anh. Muğire bin Şube radıyallahu anh diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuvalet ihtiyacını gidereceğinde kimsenin göremeyeceği kadar uzağa giderdi. Haya abidesi, benim tuvaletim geldi, siz bakmayın, dönün arkanıza falan demiyor. Onları da efendim sessiz sedası bırakıyor ve kendi ihtiyacını gidermek için uzaklara doğru efendim yol alıyordu mübarek. Biz de bunlara dikkat edelim. Piknikler yapılıyor vesaire yapılıyor. Buralarda efendim nasıl olsa bunlar benim çocuklarım, bunlar benim akrabalarım diyemeyiz. Onlar da oralarda mümkün olduğu kadarıyla tuvalet ihtiyacımız gidebileceğimiz lavabonun olacağı, belediyelerin yaptığı işte camilerin kenarlarında, yanlarında olan böyle efendim güzel bakımlı yerler var. Oralara paralarımızı verelim ama temiz bir şekilde efendim bu ihtiyacımızı giderelim. Çünkü namaz kılacağız. O iç çamaşırları temiz kalması lazım ki namazımız düzgün olsun. Onun hepsi birbirine zincirleme bağlı gidiyor. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor ki lanetlenmeye neden olan, sebep olan, lanetlenmeye sebep olan üç şeyi yapmaktan sakının. Bir, su kaynaklarının çevresine, iki, yol ortasına, üç, gölgelik yerlere abdest bozmaktan sakın. Aman dikkat edin, bunlar lanetlenmeyi getirmiş insana, Allah korusun. Yani bir yere gidiyorsun, nasıl olsa burada efendim işte kimse görmüyor. Bir havuz var mesela. Havuzun içerisinde yüzerken efendim bir taraftan da bakıyorsun. Efendim sen küçük abdestini yapıyorsun. Millet anlamaz ama Allah bunu biliyor. Bu lanetlenme gerektirir beraberinde. Allah korusun mikrop saçacaksın, hastalıklar yayılacak seninle beraber. Onun için dikkat et diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sakın bunları yapma. Daha yol ortasına. Yani efendim bazen benim tuvaletim geldi hemen kenara çekilip şöyle efendim duvarın kenarında falan aman aman ağaç altlarına, yol kenarlarına, cami kenarlarına efendim bunlara yapılmaz. Hele geceleri çok daha dikkat etmek lazım. Cinlerin olmuş olduğu bir yere tuvaletini yaparsın. Onlar efendim başına bir musallat olur çocuklarına sana. Dünyan da zehir olur, ahiretin de zehir olur. Aman dikkat et. Lanetlenme gelebilir buralarda. Sonra gölgelik yerlere. Sen efendim oraya tuvaletini yapıyorsun. Millet efendim burada su
tuvalet suyunun olduğunu anlamaz ki. Belki diyecek burada efendim işte az önce bir yağmur vardı veya efendim işte bir çiselenme oldu, ondan sonra bu su temizdir deyip de oraya oturabilir. Orada efendim çay içer, yemek yer. Senin yüzünden insanlara efendim hastalık bulaşır. Aman dikkat et. Lanetlenme gelebilir. Bunları efendim bize dinimiz, Kur'an'ımız, İslam'ımız, hadis-i şerifler bildirmiş. Dedi ki az önce hayatımızın her noktası bize efendim ayrıştırılarak bilgilenme yapılmış. Hiçbir şey boşta kalmamış. Elhamdülillah. Rabbim İslamiyet'e tam manasıyla evimizde, ailemizle beraber uyabilmeyi nasip eylesin inşallah. Dualarımızı yapıyoruz. Yapmaya devam edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son bir hadis-i şerifiyle beraber bitirmiş oluyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bize "Eddua'u muhul ibade." Yani dua ibadetin özüdür, iliğidir, damarıdır. Duaya çok önem verin buyuruyor. Yani Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur buyurur. Hatta buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, biriniz Rabbinden bütün ihtiyaçlarını istesin. Yani her şeyi Allah-u Teala ile görüşeceksin. Ya Rabbi şu, ya Rabbi bu. Söyle söyle. Hatta diyor ayakkabısının kopan bağını bile, kayışını bile Allah'tan istesin. Yani Allah bu Celle Celaluhu en güzel kapıyı, en zengin kapıyı insan gidecek, o kapıyı çalacak, o kapıdan ayrılmayacak. Ne lüzum var millete derdini anlatacaksın? Onlar da zaten dertli. Ne diyecekler? Bir dert de sen katma efendim bana diyecekler. Ya kardeşim beni dinlesene, bir yardımcı ol. Efendim dinlemiyor. Hatta efendim bu noktada sana şey de yapıyor yani itiraz yapıyor. Ondan sonra akıl vermeye başlıyor. Hiç gerek yok. En güzel kapı Allah kapısı Celle Celaluhu. Yani insanın gideceği o güzel kapıda efendim geceliği kalkmalı saat 3'te. Ya Rab demeli. Allah'a çocuğunun durumunu arz etmeli. İşini arz etmeli. Eşini arz etmeli. Efendim evde kaldıysa hayırlı eşler gelmesi için onun duasını yapmalı. Yani sokakta arayamayız ki, biz Müslümanız, bizim edebimiz var, hayamız var. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun katında bütün dualarımızı yapmak için son derece imkanlar var. İmkanları değerlendirelim inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de şunu söylüyor. Bir kimse arkadaşının, kardeşinin gıyabının arkasından dua ettiğinde Allah Celle Celaluhu melek gönderir. Amin. Duan kabul olsun der. Ve sonra da der ki ona, arkadaşına, kardeşine ne istiyorsan Allah aynısını sana versin. Çok güzel bir şey. Melek duası almış oluyorsun sen. Elini açıyorsun ya Rabbi. Ahmet kardeşimizin, Hasan kardeşim, Hüseyin kardeşim neyse artık. Onun bir hastalığı var. Hastalığın şifarı. Hastası var. Çocuğun efendim işte durumu iyi değil. Babası çok üzülüyor. Allah'ım çocuğunu düzeltsen hayırlı yasıyla ya Rabbi diyor. Sen böyle söylüyorsun. İşini, ticaretini söylüyorsun. Ondan sonra senin adına bu sefer melek devreye giriyor. Diyor ki Allah'ım bu ne güzel şeyler yaptı. O kardeşini düşünür de biz efendim onu düşünmez miyiz? Dolayısıyla bu istediklerin aynılarını sen de buna nasip et ya Rabbi. Onun için akıllı insan kardeşine, arkadaşına efendim çokça dua edendir. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Huzuruna geldik, el açtık, boyun büktük. Ne olursun bizler huzurundan boş çevirme. İbadetlerimizi, dualarımızı kabul eyle. Günahlarımız var biliyoruz. Bütün günahlarımızı elimizle, dilimizle, gözümüzle, kulağımızla, ayağımızla, İçimizde dışımızda aşikare gizli büyük küçük ne yaptıysak hepsini ama hepsini affı mağfiret eyle. Sil ve yok eyle. Kimseye dünyada ahirette gösterme ya Rabbim. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Cümlemizi, analarımızı, babalarımızı dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eyle. Son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girmeyi nasip eyle. Yarın mahşer günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la
kucaklaşmayı, şefaatini kazanabilmeyi, Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi, yıldırım gibi geçip ilk gelenlerle beraber cennetine dahil olmayı, cemalini doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı neslimize hayırlı eyle. Hepsinin 5 vakit namazını kılmalarını nasip eyle. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle. Onların da 5 vakit namazını kılan, Allah'tan korkan, hayırlı insanlardan olmalarını nasip eyle. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Efendi Hazretlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi hepsininle cennete buluşmayı nasip eyle. Allah'ım umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımıza emin eyle. Ülkemize zarar vermek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbim. Allah'ım bütün İslam alemine de yardım eyle. Amin, amin, amin. Subhanallah ve bihamdihi. Subhaneke Allah ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirke ve tuğleyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel musallin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bilhassa Allah rızası için. El Fatiha.